Her yıl binlerce turistin akın ettiği Bodrum'da saklı bir cennete, Akyarlar'a gidiyoruz şimdi de. İşte Magazin 8'in gözüyle Bodrum Akyarlar geliyor ekrana. Pilavını koy ama bak, tamam mı? Çiğ böreği. Kıymalı, kaşarlı, beyaz peynirli. Helvası. Abi kolay gelsin. Sağ olun. Elde helvayla geziyorsun, hayırdır? Ve masmavi deniziyle Bodrum Akyarlar'ı bir de bizim gözümüzden izleyin. Merhaba Din aşkı. Merhaba. Merhaba. Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim. Senin ile cehenneme giderim. Hayat güzel devam ediyor. Her yaz Akyarlar'a gelen ancak tatil fırsatı bulamayan Naz'ın yanındayız. Bizim böyle küçük bir kafemiz var. Aile işletmesiyiz. Annem mutfakta çalışıyor. Babam işletme sahibi olarak devamlı şu koltukta oturur. Ben de onlara yardımcı alıyorum zaman zaman. Sezonumuz yaz sezonunda işliyor zaten. Ben de yazın geliyorum. Onlara elimden geldiğimce yardım ediyorum. Karnımız acıktı. Ne yesek Naz diye soruyoruz. Saniyesinde cevap veriyor. Çiğ börek. Yani genel olarak bütün mekanlar zaten çiğ börek yapar ama biz farklıyız tabii ki. Hadi mutfağa o zaman. Gülşen Ses bir çiğ börek ustası. Akyarlar'da ufak bir işletme sahibiyim. Önce çiğ börekle başladık. Esas mesleğim diyeyim artık, 20 yıl oldu. Çiğ börekle devam ediyorum. Bu arada ufak tefek işte balıktır, kalamardır. Karidestir. O tür şeyleri de koyduk. Ufak ufak başladığı işte yıllar geçtikçe ustalaşmış. Bu arada fiyatlar ne durumda Gül abla diye soruyoruz. 20 TL iki tanesi, yanında ayranı var. Yani iki çiğ börek, bir ayran, 20 TL. Evet. Akyarlar'a gelirseniz mutlaka kıymalı çiğ börekten yiyin lütfen. Kıymalı çiğ börek, Tarkan'ın pop dünyasındaki şöhreti kadar şöhretliymiş Akyarlar'da. Karnımız doydu. Denize doğru gidelim. Akyarların denizinden resmen yosun kokusu, iyot kokusu geliyor mis gibi. Bir bilet aldım, oh mis. Sezonu açtım, oh mis. Denize karşı şöyle bir nefes aldım, oh mis. Bodrum'un bir özelliği daha ortaya çıkıyor. Değerli izleyenler, Akyarlar'da akşam 6'da tüm sahilde irmik helvası dağıtılırmış. Elde helvayla geziyorsun, hayırdır? Hayırdır, şu anda müşterilerimiz akşam saat 6 helvası ve yanında çayla güzel bir keyif aldığı için restoranımızda. Bu Akyarlar'a özgü bir şey mi abi? Tabii Akyarlar efendim. Buraya gelene çay, helva akşam 5-6'da dağıtılıyor. Tabii yani. Akşam yemekten sonra 5-6 saatlerinde helva ve çay müşterimize sunuyoruz. Çetin abimiz 28 yıldır Akyarlar'da turizm sektöründe hizmet veriyor ve her akşam sahilde helva dağıtıyor. Efendim, hayat paylaştıkça güzelleşiyor. Siz tanıyabilir miyiz? Zeynep Olgun. Nereden geliyorsunuz? İstanbul. Peki neden Akyarlar? Çünkü eşimin evi var burada. O yüzden buraya geliyoruz. Yani eşinizin evi sizin eviniz demek değil mi? Aynen. Hanımefendiden Akyarlar'ın özetini rica ediyoruz. Peki ben sahile çok dikkat ediyorum da gayet hani 100 metre gidiyorsun belinde falan. Evet. Çok enteresan bir şey var mı acaba, bir bilgisi nedir ne değildir? Çok kötü soru ama artık idare edin. Evet, birazcık kötü bir soru oldu. Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Değil mi? Fark ettim yani, o bile bizi kahil aldı. Kameraman tarafından protesto ediliyoruz şu anda. Hala kayıt akıyor yalnız. Öyle akıyor, mi? Tabii. Özellikle bunu koy ama bak, tamam mı? Evet, ben soruyu sordum işte. Bilmiyorum, bilgim yok. Bilginiz yok mu? Bilgim yok ama denizi mükemmel. Ya bilginiz yoksa niye geliyorsunuz? Denizi mükemmel, süper, acayip güzel, rahat. Batuhan R'leri, Eda S'leri söyleyemiyor. İkisi bu durumdan bir komedi çıkarıyor değerli izleyenler. Merhabalar. Merhabalar. Seni tanıyabilir miyiz? Eda Surat. Surat. Face. Çünkü tatile mi geldin buraya? Tatile geldim. Bugün 11. günüm. Süper. Kaç gün daha buradasın? 2 gün daha buradayım ama Yaşlı'ya gideceğim yarın. Hı-hı. Birazcık da orada kalacağım. İstanbul'dan mı geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum, evet. Eda Akyarlar'ın denizini adeta kaymaklı yoğurt tarif eder gibi anlatıyor. Güzel. Ben birçok yerde gittim ama Akyarlar'ın denizi kadar güzel yok. Bir kere çok berrak, çok temiz. Ve sığ da yani böyle, evet. Direkt derinleşmiyor. Kayalık yok, taş yok. Yani Bodrum'un en iyi denizi Akyarlar'da diyebilirim size.
Efe sıkı bir TV8 takipçisiymiş. Okula gidiyor musun? Evet. Kaça? 3'e geçtim. Peki bizi izliyor musun? Evet. En çok hangi programı seviyorsun? Survivor. Yeliz, İstanbul ve Bodrum arasında mekik dokuyormuş resmen. Biz bir bayramda geldik, 20 gün kadar kaldık. Ondan sonra bir döndük, 10-15 gün baktık İstanbul çok sıcak. Sonra tekrar geldik, bugün 10. 11. günümüz falan. Oo, hayat size güzel yolda. Evet, bir 3 gün daha buradayız. Bu da yeğenim Kerem ve Selim. Merhabalar. Merhaba Din aşkı. Merhaba. Akyarların en keyifli, hatta dünyanın en keyifli insanını bulduk. Lütfen bakar mısınız şu keyfe? Hanımefendi gaz gelsin. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Nasılsınız? Harika, çok iyiyim, çok mutluyum. Sizi tanıyabilir miyiz? Nafia Çelebi. Nafia Hanım, herkes denize giriyor, eğleniyor. Siz burada balık tutuyorsunuz. Bu denizden geldim. Denizde balık tutmaya devam ediyor. Var mı peki, çıktı mı? Daha çok yeni. Senenin ilk balığını için geldik, ilk balık tutmak için geldik. İnşallah çıkar. Oltaya neler geliyor diye soruyoruz. Kupes, sarpa, Melinor muydu İbo'cum? İbo. İbo derin hayallerde. Aman rahatsız etmeyelim. Ya balıktan ziyade biz keyif için yapıyoruz bunu. Asıl amacımız keyif, vakit geçirmek. İstanbul'dan uzakta daha rahat soluk almak için. Deniz çok güzel zaten. It's time to rest your mind until